Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyen gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün taşıma vlog 2'yi çekiyorum ve size şu anda evin hemen son durumunu göstereceğim. Çünkü en son bu eve döndüğümüzde de bu evi çok değişmiş göreceksiniz. Hadi o zaman hemen göstereyim. Şu anda asansör kuruluyor bu eşyaları almak için, kalan eşyaları almak için. Ve gördüğünüz gibi evimizin son durumu şu anda böyle. Evelyn de burada. Lavinia saklandı korkusundan. Ve buralarda şu an böyle arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi asansör şu anda kuruluyor ve birazdan eşyaları alacaklar. Yani şu an gerçekten çok heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar gerçekten şu an her yerde derken dalga geçmiyorum. Gördüğünüz gibi valizlerimiz ve her şeyimiz ortalıkta. Ama size söz veriyorum ki geri döndüğümüzde bu evi tanıyamayacaksınız. Ve sanırım asansör çıktı, size hemen olacak. Asansör çıkmış bile ya. Vallahi gerçekten şaka maka taşınıyoruz arkadaşlar. Şu anda asansör çok çıktığı için biraz indiriyorlar. Ya bu mobilyaların hepsi gidecek ve yenilenecek arkadaşlar. Bakalım, izlemeye devam edin. Videoya mutlaka like atın. Yani arkadaşlar açıkçası ben son durumu çok merak ediyorum. Bu arada şu birkaç gündür her şeyimiz, düzenimiz karıştığı için hiç böyle saçımı başımı yüzümü lütfen takmayın. Size daha sonra süper videolar gelecek zaten taşınmadan sonra. İstediğiniz videoları da yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi babam da yardım ediyor. Ve şimdi onu asansöre yerleştirecekler. Gerçekten birazcık değişik bir işlem, daha önce hiç taşınmadığım için. Nasıl? Birazcık tedirgin oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda aşırı dehşet bir ortam var burada. Hemen heyecanlanmaya başladım ama bakın burası bir anda genişleyiverdi ya. Sanki oğlum bu kadar büyük değildi. Doğru değil mi? Baksana kocaman bir oda oldu bir anda. Gidiyor. Arkadaşlar şu anda taşınma devam ediyor ve bütün iş bana kaldı ya vallahi. Evet arkadaşlar, komşumuzla yazlık eve gidince tabii vedalaşmak gerekiyor. İnanamıyorum anne, serbe çıktı. Ne çıktı? Elmas. Hadi bakalım. Artık zengin oldum. Trilyoner, zilyoner. Ve tadaa! Gördüğünüz gibi şu anda evin çoğu boş ve bu evin son halini gerçekten tanıyamayacaksınız. Gördüğünüz gibi babamla şu anda yatağı da taşıdı ve son olarak geriye yastıklar kaldı. Dün bunları anneannem yemek yemek yıkamıştı, artık ne yapalım arkadaşlar, tekrardan bir temizlenir bunlar. Şimdi sizinle biraz gördüğünüz gibi ev şu anda gerçekten bomboş halde ve şu an aşırı geniş gözüküyor olabilir. Cidden arkadaşlar taşınmak o kadar kolay bir şey değilmiş. Yani zor. Senede hani
yaklaşık 10 yıldır yaşadığınız bir evse yerleşmişseniz... Kaç 10 yıl? 16 yıldır burada yaşıyoruz. Daha zor oluyor eminim. 16 yıldır aynen. Ama şey olacak, iyi tadilat olmuş olacak. Gördüğünüz gibi bir göster anne. O da birazcık korktu bu taşınma işlerinden dolayı. Ama alışacak. Yani ailesinin arası, evi orası. Şimdi gelin. Size birazcık göstereyim son durumlara. Gördüğünüz gibi evimiz gerçekten şu anda bomboş. Devin yollama girdi bu arada, onu hemen almadım. Nerede yolarız gibi? Korktu gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar, Paticik ilk defa taşınıyor şu anda. Ama Allah'ın izniyle arkadaşlar sağ salim taşınacağız inşallah. Allah nasip ederse 2 ay sonra da evimize geri geleceğiz. Arkadaşlar dayanamadan araya girdim. Tabii bu 2 aylık süreçte evde de tadilatlar olacak. Evet, ben o yüzden burada da tadilatlar yapılmış olacak. Döndüğümüz zaman bu evde de yeni çekimler yaparız. Zeybek ailesi ve Tona Zeybek iki kanalı da takipte kalın diyorum. Gelişmeleri bizimle beraber yaşamış olacaksınız. Arkadaşlar odamızda da son durum bu. Lavinia meraklısını bırakamadık. Yani bırakamadık derken durmak istemedi. Buraları araştırmak istedi bu bebek arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi artık taşıma işleminin yani eşya taşımının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Annemler de şu anda son eşyayı asansöre verdiler. O da şu anda inmekte. Yani buradan artık götürülecek büyük eşya kalmadı diyebilirim. Arkadaşlar Lavinia'yı en son artık zapt edebilecek tek yöntem bu bulduk. Çünkü havasız kalıyordu mutfağı hani camını açmayınca. Gördüğünüz gibi o da şu anda aşırı çıkmak istiyor yazık yavrum. Ama eşyaların arasında kalır diye hani çıkartamıyoruz. Burnunu sokmaya çalışıyor. Bu yüzden çıkartamıyoruz bebeğimizi. O şu anda çok çıkmak istiyor tabii, çok meraklı. Evde ne olduğunu merak ediyor. Ama dediğim gibi eşyalar birazcık ağır olduğundan dolayı. Her yerden çıkma yöntemi. Ay. Tamam aşkım. Bakın bir de son halini göstereyim. Buranın. Eşyalar yeni takım geldi buraya. Girin bakalım. Gördüğünüz gibi burası şu an kalabalık. Çok giremiyorum ama. Abi elin yüzünü yıkayacağım abi. Gördüğünüz gibi son durum bu. Arkadaşlar size küçük bir ipucu, küçük bir sufle vereyim. Bu odanın benimle bir alakası olacak. Zaten bence beni sıkı takip eden arkadaşlarım veya takipçilerim anladılar şu anda sürprizin ne olacağını. Taşınma açıkçası gerçekten zor bir evre, yani asla kolay değil. Bu zaman hani daha önce de ve şu anda da taşınacak olan arkadaşlar varsa hepsine gerçekten Allah sabır versin, hepsine sabır diliyorum çünkü... Yani zor arkadaşlar ki bizim bu kadar çok eşyanın gitmemesine rağmen biz birazcık zorlandık açıkçası. Benim videom buraya kadardı. Zeybek ailesinden taşınma vlogları daha detaylı bir şekilde zaten izleyeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Instagram hesabımda da sürekli gönderi ve story paylaşım yapıyor olacağım. tonazebek.altire mutlaka takip edin.